Zoom'un mesaj kısmından yazarak bildirirseniz içinde çalışılan kurum bilgileriyle birlikte hocamıza görüşlerinizi ve sorularınızı sunacağız. Bugünkü değerli konuğumuz Profesör Doktor Sait Nadiri hocamız. Kendisinden bahsedecek olursak hocamız 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 90 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Bilim Dalı'ndan ihtisasını tamamlayarak nörolojik uzmanı olmuştur. 93-94 yıllarında Almanya'da Hannover'da, 96 yılında ABD Phoenix'te Bu kıyar kim ya? Biyoteknolojik enstitüde ve daha sonrasında New Mexico Üniversitesi'nde spinal cerrahi alanında fellow olarak çalışmıştır. 95-98 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 98 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde yardımcı doçent, 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör unvanını almıştır. 2008 yılından bu yana Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği'nin hem eğitim hem de idari sorumlusu olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda 2017 yılından bu yana Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin beyin ve sinir cerrahisi ana bilim dalında öğretim üyesi ve ana bilim dalı başkanı olarak görevini yürütmektedir. Hocamız 2003-2005 yılları arasında Türk Nörolojisi Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahi Grubu Başkanlığını, 2016-2018 World Spinal Column Society Başkanlığını, 2017-2019 Türk Omurga Derneği Başkanlığını görevini yürütmüştür. Ve 2019'da başlayıp 2022 yılına kadar devam edecek olan Eurospine Society Program Komite üyeliği devam etmektedir. Hocamızın birçok ulusal ve uluslararası derginin hakem kurulunda görev yapmıştır. 2010-2017 yıllarında World Spinal Column Journal'ın editörlüğünü yapmış. 2017'den bu yana World Neurosurgery'nin Spine Section editörlüğünü de yapmaktadır. Başta Eurospine Journal'da Turkish Neurosurgery gibi dergiler olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası derginin editorial board'unda görev almaktadır. Hocamızın yüzü uluslararası dergilerde olmak üzere yayınlanmış 272 makalesi, 40'ı uluslararası kitaplarda olmak üzere yayınlanmış 126 kitap bölümü bulunmaktadır. Hocamız omurilik cerrahi ve nöroşirurji tarihi alanlarında 6 kitabın yazarlığı veya editörlüğünü yapmıştır. Eserlerinden 2930'un üzerine atıf yapılmış. H indeksi 29'dur. Hocam başlayabiliriz. Sait hocam. Bağlantı koptu muhtemelen. Bağlantı kopmadı. Sesim geliyor mu? Evet hocam, şu anda sesiniz geliyor. Ben share screen yapıyorum o zaman. Doğru Tamam mu? hocam. Pardon. Nereye gittik ya? Bir dakika. Share screen diyelim. Sunumu. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Kamil'e beni davet ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz de bu vakitte yani işinizi gücünüzü bırakıp da beni dinlemeye geldiğiniz için bir daha teşekkür etmek istiyorum. Şimdi aslında bu konuşma biraz sıra dışı bir konuşma. Çünkü herkes biliyorsunuz beyin cerrahisinde yok işte omurların şusu, bilmem üçüncü ventrikülün şusu. Yani klinik şeyler, cerrahi konuları genellikle konuşuruz ama bir bilimsel makale nasıl yazılır? Onu çok konuşmayız. Aslında bunu kimse de kolay kolay bize öğretmiyor. Hepimiz bir şekilde zamanla yazdıkça öğreniyoruz. Ben klinik çalışmalarda biliyorsunuz mesela mesela bir listeniz konusu olsaydı genellikle usul şudur. Önce bir olgu sunumuyla başlanır. Ondan sonra bildiğindik sunuma geçilir. Ben de burada tabii olgu sunumu olmadığı için bir makale diseksiyonuyla başlamak istiyorum. Yani bu bir makalenin editör gözüyle analizidir. Ama ben bu makale diseksiyonu yazdığımda şey çok gülmüştü Kamil. Ama neticede makaleyi diseke edeceğim sizin için. Yani bir editör gözüyle nasıl olması gerekir diye buradan bakarız. Makaleyi herhalde hepiniz görüyorsunuz. Bu makale World Neurosurgery'de ele alınan bir makale. Başlığı
Comparison of curcumin and methylprednisolone in the prevention of epidural fibrosis after spinal surgery. Yani kurkumin ile metilprednizolu araştıran bir makale. Burada bakın başlık gayet açık aslında. Abstract'ı koydum buraya. Objektif var, metot var, results var, discussion, conclusion. Aslında çoğu dergide bu discussion ayrıca konmuyor. Results'tan sonra biliyorsunuz conclusion'a geçiyor. Aslında abstract'ın birinci bölümü olan objektifte bir satır en azından giriş cümlesi konması gerekiyor. Arkasından da bu çalışmanın amacı. Bu çalışmanın amacında da rat modelinde laminektomi yapıp epidural fibrozisinde değişik ilaçları araştıracağız diyor. Metodolojide 40 tane fareden bahsediyor. Mesela metodolojide bu kadar farelerin kilosu şusunu bulsa çok gerek yok. 40 tane fare 4 gruba ayrıldı. Bu 4 grup nedir onun söylenmesinde her zaman için fayda vardır. Daha sonra laminektomi yapıldı denmesi yeterli. İşte bu ilaçlar kullanıldı. Vertebral kolon eksize edildi diyor. Aslında kalın diye daha çok kullanılıyor. Kolon da olabilir ama kolon çok bizim Türkçe'de daha çok konuşuyor ve histolojik inceleme yapıldı diyor. Results'a gelince istatistikler analiz kurkumin ve metilprednisolonun had a significant effect on the histologic grade of epidural fibrosis diyor. Şimdi buraya kadar baktığımızda normalde bir abstraktta özellikle bir bölümleme yapmak gerekirse bazen biliyorsunuz sözcük sayımı önemli oluyor. Burada şunu vurgulamak isterim. Abstract'ın giriş kısmından, introduction'dan feda edebilirsiniz ama metodoloji ve results'a hiçbir zaman feda etmemeniz gerekir. Burada metodolojide bazı şeyler fazla, o işte kilosu, şusu, busu hiç gerek yok onları yazmaya. Results da fena değil ama çok özet olmuş bu results. Yani daha detaylı yazması lazım. Yani metilprednisolon ne kadar etkili, kurkumin ne kadar etkili ve bunlar üstelik istatistikler anlamlı mıdır, değil midir, P değerleri falan girilebilirdi. Discussion bence çok da lüzumluydu. In the present study conclusion'da the administration of curcumin led to a remarkable reduction in epidural fibrosis diyor. Ben şimdi makalenin tamamını genellikle bir section, spine section editörü olarak önce burayı bakıyorum. Daha sonra direkt ben tablolara bakarım. Çünkü bu ikisine baktığım zaman aslında makale hakkında fikir verir. Şimdi mesela baktığımız zaman ben burada kolaylık olsun diye hepsini kopyaladım. Kolay bir yere koydum. Burada gördüğünüz gibi önce bir histolojik grade'leme var. Bu bildiğimiz standart bir grade'leme. İşte scar yok, az var, işte continue var ve çok şiddetli var. Yani volümetrik bir çalışma gibi. Tablo 2'ye baktığımız zaman bakın kontrol grubunda gördüğümüz gibi daha çok grade 3 gibi yani en şiddetli bir fibrozisten bahsedebiliriz. Kurkumin'de en çok grade 1 ve 2 oluyor. Metilprednisolonda daha çok grade 2 ve 3 oluyor. DMSO'da da keza öyle. Burada ikiliyi karşılaştırmışlar tablo 3'te. Yani bu ve bunu karşılaştırmışlar. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Burada tablolarda P değerleri olsaydı bir okuyucu için çok daha kolaylık olurdu. Değerlendirmesi de kolay olurdu. Burada da kontrol grubu ve metilprednisolonu koymuş. Aslında neyi eksik koymuş? En önemli kurkumini madem araştırıyor, kurkumin ve kontrol grubuna koyması gerekiyordu belki. Veya şöyle de düşünebiliriz. Aslında bakarsanız buradaki rakamlar yani tablo 4 ve tablo 3'teki rakamlar direkt bu tablo 2'dekilerle aynı. Yani aslında bakarsanız bu tablo 3-4 tamamıyla gereksiz bir şekilde yapılmış. Çünkü farklı hiçbir şey koymamış. Tamamıyla aynı şeyleri koymuş. Direkt gerek yok. Şimdi makaleyi ben bunlara baktıktan sonra bu sefer makaleyi incelemeye başlıyorum. Makaleyi incelemeye başladığımız zaman ben bunu belki burada hızlı olmaz diye sizin için seri olsun diye dün akşam oturdum makaleyi ben okudum videoya çektim onu şimdi size dinleteceğim. Abstrakta ve tablolara baktıktan sonra genellikle makaleye hızlı bir bakışla başlarız.
Introduction'da baktığımız kadarıyla sorundan bahsediyor ve çalışmanın amacından bahsediyor. Çalışmanın amacı ne diyor? Kurkumin'in epidofibrosta metoprednizolla karşılaştırılmak gibi bir amaç var. Materyal metodu baktığımız zaman 40 tane farede çalışma yapmışlar. Baktığımız zaman bu çok önemli. İlk önce aranan şey bu. Birçok dergide etik onaya baştan bakıyorlar. Eğer yoksa zaten editöre de göndermeden ofisleri burada deneysel etik komitenin onayı var. Fakat burada eksiklik aslında etik komite onay numarası. Bunun konması gerekiyor. Birçok dergi bu olmadığı için geri gönderiyor. Bir, onu yazın ve bir daha gönderin. Neticede 40 tane farede bir çalışma yapmışlar. İşte profilaksisini yapmışlar. Anestezisini yapmışlar. Ve parametre ve kasları sıyırdıktan sonra L1'den L4'e kadar gördüğümüz kadarıyla açıp bir laminektomi yapmışlar. Şimdi çalışmada ne yapmışlar? Birinci grupta sadece laminektomi yapmışlar. İkinci grupta kurkumin vermişler. Üçüncü grupta metoprednizol vermişler. Ve dördüncü grupta da DMSO vermişler. Bunları yaptıktan sonra da ameliyatı sonlandırmışlar. Üç hafta sonra açmışlar. Ve vertebrakolunu çıkarmışlar. Daha sonra onu histopatolojik incelemeye göndermişler. Histopatolojik incelemede gördüğünüz kadarıyla bir 10 gün kadar dekalsifikasyonu beklemişler ve sonra daha önce size gösterdiğim gridlemeyi yapmışlar. Şimdi burada bir eksiklik var mı derseniz, evet, bu sadece histopatolojik incelemeye bakıyor. Elektron mikroskop incelemesi yok, bir. Klinik çalışma yok. Yani mesela epidural fibrozis önemli bir epidural fibrozis midir, önemsiz midir? Yürüme bantında herhangi bir yürütüp fareleri klinik etkisi olup olmadığı var mı diye bakılmamış. Dolayısıyla sadece histopatolojik incelemeyi yapmışlar. Ve buna göre de burada dikkat ederseniz diyorlar ki epidural fibrozis, kanama ve adhezyon en düşük kurkumin grubunda olmuş, en yüksek kontrol grubunda olmuş. Kurkuminde metoprednizol ve DMSO gruplarında kontrol gruba göre daha belirgin. Burada önemli olan P değeridir. Burada dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü hakemlerden birini biliyorum bunu yaptığını. Üçünün P değerini tek tek karşılaştırmaktansa topluca yapmışlar. Metoprednizolun etkisinin istatistik olarak önemsiz olduğunu ortaya koymuşlar. Bu aslında P 0.05'ten büyük demektir ama bunu yazmamışlar buraya. Kurkuminin etkisinin metoprednizol göre daha iyi olduğunu göstermişler ve belirgin olduğunu göstermişler. Bu da aslında P küçüktür 0.05'ten ama bunu da ifade etmemişler. Ve neticede baktığımız zaman tüm gruplardan daha iyi olduğunu belirtmişler. Şimdi tartışmaya geçecek olursak, tartışmanın ilk paragrafı genel bir derleme tarzında epidural fibrozis nedir ne değildir. İkinci paragrafı burada gördüğünüz gibi scar tissue'nun oluşumu ile ilgilidir. Üçüncü paragrafı fibroblast, vasküler entegreler hücrelerin oluşumu, işte büyüme faktörlerinin bundaki rolü. Ha, burada kendi çalışmalarından bir şey koymuşlar. Evet, bizim çalışmamızda diyorlar. Fibrozis ile mikrogrupta görüldü. Şimdi daha sonra tedavisine geçmişler fibrozisin. İşte analjezik diğer ilaçlar ve literatürün sonuçları, sonra metoprednizolun etkisi, onun uzun vadedeki etkisi, kurkuminin etkisi ve buraya kadar gidiyoruz. Buralarda bir yerde ben görmüştüm.
Sadece in our study diyor, curcumin was found to show significant effect on prevention of ulcerative fibrosis. Bakın 2,5 sayfada sadece belki 3 satır kendi çalışmalarından bahsediyorlar. Onun dışında tamamen bir literatür review şeklinde geçmiş vaziyette. Bir ciddi makalede tartışmanın amacı şudur. Kendi sonuçlarınızı tekrarından ziyade aslında söylersiniz. Onların ne anlama geldiğini söylersiniz ve literatürde benzeşen şeyler varsa veya ters giden şeyler varsa onlarla karşılaştırırsınız, bir anlam çıkarmaya çalışırsınız. Buradaki büyük hata tamamıyla literatür review şeklinde olmuş, derleme olmuş. Konklüjöne gelelim, enteresandı. Konklüjönde de bakın burada da epinafigozis poğaçta bir major komplikasyonda gibi diyor. Yani 2,5 satır hatta buraya kadar, evet 3,5 satır bakıyoruz, gene review article gibi bir şey. Esas söylemeleri gereken şey bu çalışmada bizim çalışmamız kurkumunun epinafibrozu ciddi olarak azalttığını göstermiştir. Aslında sadece söylemeleri gereken bu. Dahası da kurkumunun can be an effective agent for reducing epinephrine formation, ki zaten bunu söylemişti. Due to its experimental potent anti-inflammatory and anti-fibroblastic activity. Bakın, bu çalışma kurkuminin bu iki etkisini net bir şekilde ortaya koyacak donelere sahip değil. Literatürde evet, böyle etkisi olduğunu biliyoruz. Zaten onu da söylüyor ama bu çalışmadaki etkinliği buna mı bağlı mı, başka şeye mi bağlı onu bilmiyoruz biz. Dolayısıyla bu çalışmanın konusu değil zaten. Yani bu çalışmadan, bu sonuç çıkarılamaz. Bu çalışmadan çıkarılacak tek şey buradaki şeydi. Ve bu da çalışmayı bu açıdan baktığımızda zayıflatıyor. Abstrakta ve tabloda. Pardon. Şimdi ben devam ediyorum. Sanırım bu herkes rahat dinleyebildi, değil mi? Şimdi tabii biz bunu reviewerlara gönderdik. Her bir reviewerin bir görüşü var. Burada gördüğünüz gibi 3 tane hakeme gitmiş. Enteresandır. Bir tanesi kabul etmiş. Bir tanesi major revision vermiş. Öbürü de reject demiş. Yani ağırlıklı olarak bu makalenin reddidi. Şimdi bakalım ne diyor? Mesela accept diyen arkadaşımız ne demiş? Aslında yazarlara yazdığı mesaj bu. Straightforward lab experiment. Yani işte. Ama editöre yazdığı nedir? Simple lab experiment in line with previously published data. Yani önceki çalışmaların devamı, hemen işte aynısı gibi bir şey. Klinikte işe yarar mı bilinmez. Might be good for mirror. Yani aslında kabul diyen arkadaşımız, hakem bile indirek olarak editöre, bunu tabii ki yazar görmez ama editöre yazdığı şey eh işte diyor. Yani hani kerhen kabul ettim diyor. Şimdi öbür hakeme gidiyoruz. İki nolu hakem. Bu major revision diyen. O ne demiş? Bakın onun eleştirilerine de bakalım. This type study has been done with a Turkish Türk grubuyla yapılmış, tarafından yapılmış diyor. They did a much better job. Bakın diyor ki onlar aslında çok daha iyileri de yapıyorlar histolojik olarak. Ama burada bir bias var. Taraf yanlılık olabilir. Çünkü bunu aşağıda anlatıyor. Bu çalışmayı olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi niye onu söylüyor? Onu yazarlara yazmış. Diyor ki acaba aynı cerrahi, yani iki grup cerrah veya kaç grup cerrah tarafından yapıldı? Yani aslında şunu demek istiyor. Bir grup da belki fibrozis çok oldu. Onu belki başka cerrah yaptı. Az olan belki başkası tarafından yapıldı. Dolayısıyla burada cerrahlar arasında farklılık ve bu da sonucu etkileyebilir. Bunu mutlaka not etmiş olmaları lazımdı diyor. Ki bu bana da göre de haklı bir şey. Bir ikinci cevap diyor ki acaba cerrahi yapanlar yapılan tedavi konusunda kör müydüler? Yani bilgileri var mıydı? Yani mesela ben kurkuminin
verilecek olan gruba lam elektromu yaparken belki daha harfazlıya çalıştım. Ona sonucunu daha kötü çıkarmak için veya daha iyi çıkarmak için. Öbüründe daha farklı çalıştım. Dolayısıyla aslında burada neyi not etmeniz gerektiğini gösteriyorsunuz. Figür 2 diyor herhangi bir şey katmıyor. Histolojik olarak başka resimlerde konsa çok daha iyi olurdu diyor. Rejektiyar oldukça uzun yazmış ve comment to editor'de bakın diyor ki bu çalışma yayına hazır değil. Zaten istatistiğinde ciddi hatalar var. Aynı şeyi söylüyor. Diyor ki tablo 1'de gördüğümüz gibi hepsini birbiriyle değil ki kare testleri yapılmamıştır. Karşılıklı tek tek hepsi yapılmamıştır ki bu uzun uzadıya anlatıyor ve çıkan sonuçları da abartmışlar diyor ve bu şekilde o reddetmiştir. Şimdi sanırım bu iyi oldu. En azından birazcık bir makale nasıl değerlendiriliyor onu görmüş olduk. Ben makale red sebeplerinden bahsetmeden önce sadece genç arkadaşlara şu mesajı vermek istiyorum. Bir yayın süreci, bir makale yazdığınızda nasıl işliyor süreç? Bir bilsinler diye. Normalde yazar dergiye, dergi de editöre gönderiyor. Editör hakemlere gönderiyor. Hakemler değerlendiriyor. Onların cevapları geri geliyor. Editör onların kabul, red veya revizyonlarını bakıyor. Ve kendisi de son bir karar veriyor. Neden son bir karar? Bakın mesela az önce gördüğümüz neydi? Bir hakem direkt reddetmiş. Bir hakem major revizyon demiş, bir hakem de kabul demiş. Burada aslında biz bu yanıtların koyuluğuna da bakıyoruz. Yani kim kararın altını daha iyi doldurmuş. Yani hakemler de yalap şalap bakabilir çünkü. Yani o karar veren de işi vardı ve öyle hızlıca bakmıştı, kabul diye yazmış olabilir. Ayrıca editör de kendisi hakemdir bir nevi. Dolayısıyla son kararı editör vererek yazara bildirir, kabul, red veya revizyon diye. Burada gördüğünüz gibi şimdi her seferinde 3 tane reject, 3 tane kabul olmuyor. Bu sadece ancak %10'luk bir makalede olabiliyor. Çoğu makalede burada gördüğünüz gibi bir tane mesela revizyon, bir reject, bir accept oluyor. Dolayısıyla bize düşen bir şey, olay var. Şimdi akademik dergilere baktığımızda eskiden sadece 2 tane nöroşirurji dergisi vardı. 78'de ilk omurga dergisi çıktı. Bugün sadece bakın omurga dergisi olarak 36 tane dergi var. Bu da şu demektir. Dünya kadar SCL olsun, SCL'siz, hakemli, hakemsiz, online, düzenli, 3 aylık, aylık, 6 aylık bir sürü dergi var. Şimdi bakın bu dergilerde olay şu. Yazarın bakış açısı bu dergi, yani yayın için başkadır. Yayıncının da bakış açısını bilmeniz gerekiyor. Yazar ne der? Ben doçentliğe hazırlanıyorum. Bir an önce bir makale göndermek istiyorum. Makaleyi göndereceği çok dergi var. O kendi açısından çoğunlukla en kolay yayınlı olacağını düşündüğü dergiye göndermek ister. Ama iyi dergi seçimi her zaman uygun dergi seçimi değildir. Bunu zamanla zaten öğreniyorsunuz. Yani evet o iyi dergidir ama sizin o makalenize uygun olmayabilir. Bu var. Yayıncılar açısından ne var? Bir kere artık çok dergi olduğu için rekabet var. Çünkü sonuçta onlar da dergilerinde yazı istiyorlar. En iyi makaleleri yayınlamak ister her dergi. Niye? Çünkü impact faktörünü artıracak. Marka değerini, satış, reklam, gelir, prestij. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi değerli yazı geldiği zaman sitasyonu artıyor. Sitasyon arttığı zaman derginin impact faktörü artıyor. Impact faktörü artınca da daha iyi bilimsel yazıları bizden nereye göndermek isteriz? İmpakt faktörü yüksek. Yani bu bir döngüdür yani. Şimdi tüm bu olaylardan bahsettikten sonra neden yazılar reddediliyor? Bakın neredeyse 20 dakika geçti. Ben daha yeni konuya giriyorum. Kusuruma bakmayın ama bu ilk hani case report'um veya makale diseksiyonunun gerekli olduğunu düşündüğüm için koydum. Oradan biraz zamanımız oldu. Şimdi dergi kaynaklı nedenler var, yazar kaynaklı nedenler var. Bakın dergi kaynaklı nedenler nelerdir? Bir, dergide yer darlığı olabilir. Çünkü her sayıda ortalama 7-8 ile 20 arasında. Bazı mesela World Neurosurgery 20-20'den fazla da yayınlıyor ama bazı dergilerde 8. Bunu bilmeniz gerekiyor. Dergi özel sayısı olabilir. Bazen çünkü bazı dergiler özel konulara yöneliyorlar. Mesela Neurosurgical Focus'u belki bilirsiniz. Bir ay hidrosefali konusunu çıkartıyor. Bir hay bilmem lomber dar kanalı yapıyor. Siz lomber dar kanal konusuna
torakal darkana gönderseniz veya kraniyal gönderseniz direkt zaten red sebebidir. Hakemlerin uygun seçimi, bu bazen bizim başımıza da geliyor. Biz de mesela gönderiyoruz, o konuda deneyimli olduğunu görüyoruz. O da bazen eğer hakikaten deneyimsizse, bize derse ki benim alanım değil, biz tamam geri çekiyoruz, başkasına gönderiyoruz. Ama bazen de bilmedikleri halde, deneyim, ekspertizleri yeterli olmadığı halde kabul edebiliyor da. Submission çokluğu çok önemli. Bakın Nature'de yılda 10 bin üzerinde makale başvurusu var. Dolayısıyla onlar best of best'i yayınlamak isterler. Bir de aynı sayıda, aynı konuda birden fazla istemezler. Şimdi diyelim ki Kamil bir tane makalesi var, lumbar spondylolisitis. Aynı zamanda mesela Baran'ın da benzer bir makalesi var. Bir hafta arayla gönderdiler. İkisi de eşdeğer yayınlanabilecekse genellikle ikincisini diyorlar ki başka dergiye gönderelim. Bir de tabii derginin karar verme politikası var. Bazı dergiler bir tur atıyor hakemlere, bazıları iki tur atıyor. Şimdi esas bu dergiye ait nedenleri kolay kolay siz etkileyemezsiniz. Ama size ait, yani yazara ait nedenleri bence göz önüne almanız lazım. Bence esas buradaki saydığım 12-13 tane konudur. Fakat burada dikkat ederseniz iki konuyu ben bold yazdım. Bir tanesi 8 nolu madde, gereç ve yöntemde yapılan hatalar. 11, tartışmadaki hatalar. Az önceki makaledeki tartışmadaki hataları gördünüz. Tamamen review article yazıldı. Bu da red sebebi. Ama bir makalede, metodolojide, yani materyal metodde bir hata varsa imkanı yok, yayınlanamaz. Yani materyal metodunuz sağlam olması lazım. Şimdi bu nedenler, bakın dergi seçiminde hatalar, yazı kuralları ile ilgili dil hataları, başlık, bunlar hepsini ben tek tek geçeceğim. Ama bir iki yerde de bir anketten bahsetmek isteyeceğim. Çünkü birçok, burada gördüğünüz gibi 1995'te Science Editor bir dergi var. Hakemler, editörler, Nobel ödülü kazananlarıyla bir anket yapmışlar. Neden makaleler reddediliyor diye. Bu nedenlerin üzerinde de onların gözüyle ben duracağım. Şimdi dergi seçimindeki hatalar. Derginiz ilgisiz olabilir. Yani o konunun ilgisinin dahilinde olmayabilir. Derginin periyodisitesi problem olabilir. Derginin türü, konu odaklı olabilir. Derginin kapsamı olabilir. Bakın, bu Acta Ortopedica Turcica. SC'de olan bir Türk dergisi, ortopedistlerin dergisi. Ben de orada hakemlik yapıyorum. Şimdi gönderdikleri yazı nedir? Burada bakın kırmızı aldı. Radiological finding of central nerve system after high voltage electrical injury. Bakın böyle bir makale bir ortopedi dergisine gitmez. Belki güzel makale olabilir ama bu yanlış bir dergidir. Bunu Neuroscience'a, mesela Ege Nörolojik Bilimleri gönderse daha mantıklı olabilirdi. Buraya gönderildiği için mesela makale reddediliyor. Derginin periyodisitesi önemli. Mesela Neurosurgery Quarterly var. Yılda 4 tane yapıyor. Yayınlıyor. Spine yılda 25 sayı yapıyor aşağı yukarı. Bakın onun yazı kabul etme ihtimali daha yüksektir. Bunları da hesaba katmanız gerekiyor. Derginin türü de konu odaklı. Neurosurgical Focus'tan bahsettim. Burada gördüğünüz gibi. Her sayısı belli bir konuda ve derginin kapsamı önemli. Bakın, şimdi özellikle bizim beyin cerrahisi pratiğimizin %60-70'i en az spinal cerrahidir. Dolayısıyla spinalle ilgili çok da yazımız çıkıyor. Ama burada problem şu, mesela spinalle ilgili bir yazıyı siz genel nöroloji dergisine de gönderebilirsiniz, spine dergisine de gönderebilirsiniz. Ama unutmayın, siz böyle bir yazıyı genel nöroşirüji dergisine gönderdiğinizde zaman, mesela ACTA'ya, World Neurosurgery'ye ve Neurosurgery'ye, JERF Neurosurgery'ye, burada kim bakar? Burada beyin cerrahları bakar. Ama Spine'a, European Spine Journal gibi dergilere gönderdiğiniz zaman bunların hakemlerinin ancak %40-50'si beyin cerrahıdır. Geriye kalanı ya ortopedisttir, ya mühendisttir, biyomekanik konusunda uzman veya benzeri konulardır. Dolayısıyla bunları da hesaba katmanız gerekir. Yani
neden katmanız lazım? Çünkü liste zisvedar kanalıyla ilgili bir şey yazdığınız zaman bir nöroşirürjenin bakış açısıyla bir ortopedistin biraz farklılık arz edebilir. Hiç beklemediğiniz şeyler, eleştiriler gelebiliyor. Dolayısıyla yazınızın tabii güçlülüğüne göre dergisinde seçmeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. Şimdi yazı kuralları ile ilgili hatalar da çok önemli. Çünkü bazen yazılar geliyor, bakıyoruz ki yazının daha yazı kurallarına göre bile hazırlanmamış. Aslında birçok ciddi dergide şu anda yazılar önce ofise gidiyor. Ofis değerlendiriyor. Bak, diyor ki mesela siz yazı kurallarına uygun değil, bunları düzeltin, bir daha gönderin. Ondan sonra editöre. Bazı dergiler direkt editöre geliyor. Ama bunlar hepsi zaman kaybıdır. Yani red sebebi değildir belki ama yazı kurallarına eğer uymadıysanız bu bir zaman kaybıdır. Şimdi özetin kurallara uygunluğu önemli. Çünkü seksiyonlu biliyorsunuz az önce gösterdiğiniz gibi olması lazım. Sözcük sayısı, bunu dikkat etmeniz lazım. Özellikle mesela Nörolojik Bilimler Dergisi veya Turkish Neurosurgery gibi dergiler aynı zamanda Türkçe özet de istiyorlar. Türkçe özet istediği zaman birebir aynı olmasına dikkat etmeniz lazım. Orada başka şey, burada başka şey olması lazım. Bakın anahtar sözcük önemlidir. Yazınızın kabulünde belki çok önemli olmayabilir ama yarın öbür gün siz bir makaleyi ararken insanlar anahtar sözcük koyuyorlar PubMed'de veya Google'da filan. Bu anahtar sözcükleriniz eğer ilgisizse yazınız güzel bile olsa bazen çıkmayabiliyor. Onun için buna gereken dikkati göstermeniz gerekiyor. Kısaltma genellikle konmaz. Referanslar abstraktta olmaz. Referanslar referans listesinde olması gerekiyor. Ve referans listesinde de mutlaka yazının durumuna bakmanız lazım. Yani referanslar hem metinde gösterilmesi lazım hem de alfabetikse alfabetik geçiş sırasına göresi ona göre yapılması lazım. Dildeki hatalar bunlar da önemli. Mutlaka yazınızı yazdıktan sonra bir İngilizcesi ana dili gibi olan birine gösterin. Mümkünse de artık biliyorsunuz birçok yayın evi Springer, Elsevier gibi işte 100-150-200 dolar karşılığında onların profesyonel PhD'li İngilizce editörleri yazınızı tamamen yazılı güzel bir hale getirebiliyorlar. İngilizce kontrol şarttır. Bu açıdan dikkat etmeniz lazım. Yazınız readable olması lazım. Kısa cümlelerle ve laf kalabalığı olmadan. Bakın bu editörlerle yapılan ankette ne demişler? Red sebeplerinden biri verbiage wordiness. Yani laf kalabalığı, laf uzatma. Çok lafı uzatmamanız gerekiyor. Kısa cümlelerle yazmanız her zaman iyidir. Bakın size iki tane cümle okuyacağım şimdi burada. Sol tarafta ne diyor? For all intents and purposes, the reason Mr. Henderson arrived late for work was due to the fact that he stopped at very many traffic lights that were red in color. Abi 31 sözcük var burada ya. Diğerini okuyorum. Mr. Henderson arrived late for because he stopped at many red lights. 13 sözcük. Yani dolayısıyla lafı uzatmak her zaman kötü bir şeydir. Başlıktaki hatalar, bakın bu önemli. Mesela demin makalenin başlığına baktık. Güzeldi ama bazen iki satır tutan başlıklar yazılıyor. İnsan o başlığı okurken bile yoruluyor. Dolayısıyla uzun başlıktan kaçınmaması gerekiyor. Anahtar sözcüklerden biriyle başlaması iyi olabilir. Ben enteresanda son dönemlerde provokatif başlıkları tercih ediyorum. Yani kendi açımdan yazı yazdığımda. Mesela bakın bir makale yazdığınız pars inter articulis onarımı. İki nokta üst üste teknik not. Bu olabilir. Kötü bir şey de değil yani aslında. Ama ben bunu how to prevent failure in pars inter articulis repair diye yazdığım zaman şu soru geliyor insanın aklına. Yani okuyucunun veya editörün veya hakemin. Ha demek ki pars inter articulis onarımında bir problem var. Nedir? Bir şey var ki yetersizlik oluyor. Onarımda sıkıntı oluyor. Ve bunlar nedenini bulmuşlar. Ha, bu direkt provokatiftir ve dikkat çeker.
Yazar listesine dikkat etmeniz lazım. Yazar güvenliği, prestiji, eş yazar durumu, birinci son yazar durumu ama sonradan ekleme ve çıkarma yaptığınız zaman ki bu bizde neredeyse çok oluyor Türklerde. Bu editörün güvenini kaybediyor. Çünkü siz 4 yazar vermişsiniz. Tam yayınlanacağız ama biz şu ismi de eklemek istiyoruz diyorlar. Bu rahatsız ediyor editörü. Özetteki hatalar. Bakın bu özet az önce okuduk ya. Birçok insan makale araştırırken, yani literatürle tararken önce özeti okur. Özet bir fikir verir. Ondan sonra gerekirse makalenin full tekstini indirir. Dolayısıyla özet makalenin vitrinidir. Bu sadece okuyucu için değil, editör için de, hakem için de öyledir. İlk etkiyi bırakan şey aslında özettir. Dolayısıyla özete gereken önemi vermemiz gerekiyor. Yalap şalap özet olmaz. Makaleyi yansıtması gerekiyor. Derginin yazım kurallarına göre olması lazım. Sık yapılan bir hata özetle makalenin diğer bölümlerinde aynı cümlelerin kullanılması. Mesela girişte veya işte diğer bölümlerde yazılan direkt kopyalayıp buraya koymak bu iyi bir şey değil. Özeti kısaltmak gerekiyor. Bulgulardan kesinlikle kısaltmamanız gerekiyor. Az önceki makalede mesela bulgular kısmı rezaz neredeyse 2 satırdı. Bu yanlış. Zaten kısaltmada olmaması. Girişte yapılan en büyük hata hep uzun tarihçi. Mesela cervical cage'lerden mesela makale cervical cage'lerle ilgili bir bakıyorsunuz bir paragraf cervical cage'in gelişimi ilk defa şu yapılmıştır. Yok hatta ta kulvarda kadar giderler. Önce onlar yapılıyordu şu oldu bu oldu. Yani o kadar uzun bir şeye gerek yok. Girişte ne yapılması lazım? Kısa olması lazım. Kısa tarihçe, güncel literatür ve bilgi açığı nedir? Yani bir diyeceksiniz ki şu literatür bunu söylüyor bu konuda bizim çalıştığımız alanda. Bu konuda şöyle bir bilgi açığı var. Bu bilgi açığını düzeltmek için biz şunu amaç edindik, şunu bulmaya çalışıyoruz. Yani neticesi, bakın örnek vereyim. There are many parts in the article surface techniques. However, sizi bu tarafa atayım. Clinical outcome is still suboptimal. There is need for a better surgical technique. The aim of this study is blah blah blah. Evet, var olan sorundan bahsedeceğiz. Amaç ve sorunu aydınlatmak, sorunu çözmek istiyoruz diyeceğiz. Amaç bu şekilde belirtilmesi. Amaç yoksa zaten bir makale, bu direkt red sebebidir zaten. Amaçsız bir makale zaten niye yazar ki bir insan diye düşünürler. Gereç ve yöntemde yapılan hatalar en büyük red sebebi budur. Bakın buradaki o editörlerle yapılan şeyler ankette %70'e varan neden budur. Yani metodoloji hatası varsa bu makale için red sebebi. Şimdi nelere dikkat etmek? En büyük hatalar nedir? Çalışma tasarımının açık seçik olmaması. Verilerin nasıl toplandığı açıklanırken kim ne? Yani 5 NK'sı eksiz. Randomizasyon ve körlük yöntemlerinin belirtilmemesi. Etik kurulu izninin olmaması bu çok, zaten bu direkt kafadan red sebebidir. Yani siz bir hayvan deneyi yapmışsınız. Etik kurulu izni yok. Zaten kabul incelemeye bile almaz. Şu anda birçok ciddi dergi klinik çalışmayı bile neredeyse retrospektif çalışmayı bile şey istiyorlar. Bir daha geri döneyim. Gereç yöntem, en büyük şeylerden biri gereç yöntem, yani materyal metot ve rezalt kısmındaki karışıklık. Yani bulgulara atacağı şeyi buraya yazıyor. Burada yazacağı şeyi öbür tarafa yazıyor. Ve inclusion, exclusion kısımları eksik. Zayıf ve güvenilmez metot seçimi en büyük problemler. Ve tabii bir şey daha var. Prospektif ile retrospektif mix etmek çok sık yapılan bir hata. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki Kamil bir tane mesela çalışması var. Perküten odontoid vidalamanın sonuçları. Bunu prospektif yürütüyor. Ama bunu bitirirken diyor ki daha önce normal açık yöntemde yaptığımız şeyde füzyon oranı şu, burada oran şu. Bu prospektif ve retrospektifi mix etmekte. Bu çoğu dergide kabul gören bir şey değildir. Devam ediyoruz. Özetle
Metodoloji hatası eşittir hatalı sonuç. Bu da eşittir red. Birçok dergide budur. %70 en büyük sebep budur. İstatistikte yapılan hatalar da önemli ama şunu söyleyeyim. Hakemlerin %60'ı istatistiği bilmiyor. Ama unutmayın, o bilmese bile artık birçok kurumda zaten istatistikçi var. Dergide de isterse editör der ki mesela tamam bu çalışmanın istatistikler şeyini falanca kişiye gönderebiliriz diyor. Yani her derginin istatistikçisi var. Dolayısıyla istatistik dikkat edilmesi gereken şeydir. Ama önerim şudur. İstatistiksel çalışmayı aslında çalışmaya başlamadan yapmanız lazım. Ona istatistikçiye o zaman danışmanız lazım. Çünkü çoğunlukla bizde şöyledir, biz sonradan uyanıyoruz. Çalışmayı yapıyoruz, bitiriyoruz. Hadi bakalım bunun istatistiğine bakalım diyoruz. Bu sefer götürüyorsunuz istatistikçiye. İstatistik diyor bu olmamış çünkü bu karar, bu çalışma tasarımı yanlış diyor. Bu sefer onu nasıl düzeltiriz diye kendi etrafımızda dönüyoruz. Ama istatistik de tek başına makaleyi kurtarmayabileceğini bilmeniz gerekiyor. Bulgalardaki hatalar aslında önerimiz şudur. Bulgularda kronolojik sırayla aralara yorum katmadan, bazen o da oluyor. Şu mesela şu kadar vakada oldu, bunun nedeni şuydu. Bunun nedeni söylemeyeceğim. Orada pür bir şekilde sadece bulguları söyleyeceksin. Hasta veya denek sayısıyla başlamak iyi. Önce pozitif sonra negatif sonuçlar. Çok uzunsa, bakın bunu ben çok sık yapıyorum. Yani bulgularınız çoksa alt seksiyonlara bölerseniz çok daha iyi anlaşılır. Yani yazıyı anlaşılır yapmak lazım. Bakın dün ben bu çalışmayı gözden geçirirken oğlum geldi dedi ki baba bu çalışmaya bir tane yazı var Osmanlıca bunu çevirir misin dedi. Ne yazıyor burada dedi. Bakın 1923'te bir dergi bir spor dergisindeki bir makale. Bakın 100 sene önce neredeyse. Anlaşılır olması için bakın Galatasaray'ı ayrı seksiyon yapmış, Fenerbahçe'yi ayrı yapmış, oyuncuları bakın bu şekilde dizilişlerine göre yazmış. Yani görüyor musunuz? Kriterik bir spor dergisi bile bundan 100 sene önce bunları koymuş. Burada kadrolarının özelliklerini, burada kaptanlarını koymuş. Yani bu bile hani subsectionler şeklinde verdiği için çok daha okuyucunun dikkatini celbedebiliyor. Bulgulardaki hatalar, veri çokluğu, yanlış tablolama, bu çok sık yapılıyor. Tablonun site edilmemesi, tablodaki her şeyin metne konması, var olan dataların anlamlandırılması. Doğru olan nedir? Bir kısmının metni döneleri metne koyup bir kısmını koyabilirsiniz. Gerekirse ham bilgiler eğer çok fazlaysa makalenin en son kısmına bir appendix eklersiniz. Tartışmada yapılan hatalar gene aynı az önce gördüğünüz gibi. Tarihçe, işte girişteki şeyleri tekrarlamak, bulguları aynen tekrarlamak, literatür derlemesi gibi yapmak, az önceki makaledeki gibi. Klasik kitaplardan fazlaca site etmek, onların çok tercih edilmemesi gerekiyor. Doğru olan nedir? Bulguların önemini de vurgulayan bir cümleyle başlamak iyidir. Bulguların anlamını yazmanız gerekiyor. Yani neydi, kurkuminde şu kadar kredi şu kadar oldu. Bunun anlamını söylemeniz yeterlidir. Literatür veriyle birlikte değerlendirmeniz lazım. Neden sonuç ilişkisine bakmanız lazım. Tartışma çarpıcı bir sonuçla bitirildiğinde çok daha fazla anlam kazanıyor. Yani ilgisiz konuların tartışmaması gene hata. Tartışmayı gereksiz yere uzatmak hata. Çok illaki uzun yazacaksınız diye bir şey yok. Bu iki kişiyi tanıyor musunuz? Baran sen tanıyor musun? Sesin geliyor mu bilmiyorum. Hocam vallahi çıkaramadım. Bunu belki Kamil bilebilir. Fen liselidir o. DNA zincirini bulan kişiler dedi bunlar da. Neydi isimleri unuttum. Evet aynen. Batıl Mekirik diye geldi evet. Çiğdem Hanım'dan. Evet. Ne dedim? Makaleyi uzatmanıza gerek yok. Bakın Watson ve Crick'in bu makalesi bir sayfa bile değil. Demek ki önemli olan hani zarf ile mazruf diye bir şey var ya eskilerin söylediği içeriğiniz önemlidir. Ona dikkat etmeniz lazım. Son cümle dediğimiz gibi çarpıcı bir şey olsun ama son cümlenizde zaten daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç var. Zaten bu ben bu işi zaten yapamadım. Ben bir şey de çıkmadı bundan.
Bunu zaten kendinizin itirafı demektir. Red için davetiyedir. Bunu size söyleyeyim. Kaynaklara dikkat etmeniz gerekiyor. Yazı kurallarına uygun olması lazım. Metne koymanız lazım. Bir önemli bir şey söyleyeceğim kaynaklarla ilgili. Çünkü çok sık görüyorum. Yani şu anda gelen dergiler, şeylerde çok görüyorum makalelerde. Diğer ülkelerde de çok ama bizdekiler daha fazla. Olay da şu, mesela bizim arkadaşlar alıyorlar makaleyle ilgili bir literatür araştırması yapıyorlar. Direkt internetten kopyalayıp oraya yapıştırıyor. Özetini okuyor mu okumuyor mu bilmiyorum. Başka bir insan sadece bir makaleyi okuyor. Orada bulduğu X mesela pozitif bilmem veriyi altı makaleye refer etmiş. Direkt o altıları sanki okumuş gibi koyuyor. Bu yanlış. Bütün makaleleri kendiniz okuyacaksınız. Hatalar olabilir. O hataları tekrarlamamanız gerekiyor. Ve tabii ki etik yönü de önemli. Bakın Razi bu İbn Sina zamanında yaşamış. Dünyada etiğin babası kabul ediliyor. Razi'nin bir sözü vardır. Der ki bir dirhem ilim bin okka edebe muhtaçtır. Bakın dirhem dediğiniz şu kadar ilim bin okka edebe muhtaçtır. Yani etik çalışmanız lazım. Yani bir intihal olmaması gerekiyor. Yaparsanız ne olur veya hata yaparsanız onun üstünü örterseniz ne olur? Bakın belki hatırlarsanız 3-4 sene önce Volkswagen ve diğerlerinin bu emisyonla ilgili yaptıkları olaylar vardı. Onunla ilgili hemen şey çıktı. Das Auto, Das Problem. Ve Das Problem. Dolayısıyla 50 senede yaptıkları imajı bir hatayla, bir intihalle kimse siz 20 senede şu kadar çalışma yaptınız, şu kadar iyi iş yaptınız diye bakmaz. O son çalışmanızda intihal yaptınız diye bakar ve burada bilgisayarda Ctrl Z tuşu var. Bu undo tuşudur. Maalesef bilimsel yayıncılıkta bu undo tuşu yok. Yaptığınız zaman üstünüze yapışıyor. Dolayısıyla çalışmalarınızı mutlaka bu intihalle ilgili siteler var. Sağlık Bilimler Üniversitesi'nin web sayfasında da oradan girerseniz ücretsiz de yapabiliyorsunuz. Orada da siteler var. Orada yapabilirsiniz. Özetlemek istiyorum. Çok uzattım çünkü. Harika bir bilimsel çalışma yapsanız bile meslektaşlarınız okuduğunuzu anlamıyorsa bu çalışma başarısızdır. Hakem, okuyucu ve editör ne yaptığınızı, çalışmanın verdiği mesajı ve katkıyı anlaması gerekiyor. Yazının kısa olmaması için klasik bilgilerle şişirmemeniz lazım. Başka yazarlardan cümleleri aynen almayın. Uzun cümleler kurmayın. Metodoloji hatalı ise her şey hatalıdır. Bu Allah'ın emridir zaten. Yazı yollanmadan okuyacağından emin olduğunuz birine gönderin. Yani İngilizce iyi bilen biri. Yazınızın üzerinde düşünmeli. Hakem gözüyle kendiniz bakın. Orijinal olmayan demode çalışmaların bilime katkısı yoktur. Özet, metodoloji hatalı ise her şey hatalıdır. Bunu koyu olarak yazdım ki son bir defa daha bilin diye. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz. Gerçekten özellikle bizim gibi yeni başlayanlar için çok bence çok etkili, çok güzel bir sunum oldu. Ağzınıza sağlık hocam. Efendim hocam? O stop share mi diyeceğim? Yani, evet hocam, paylaşımı durdurabilirseniz. Hocam, tekrardan teşekkür ederiz. Katılımcılarımız arasında Haluk hocamız var. 9 Eylül'den Profesör Doktor Haluk Berk hocamız. Kendisinin bir katkısı oldu. Makale yazımı esnasında etik kuruluna içi başvuruda başlar diyor. Amaç, hipotez, yöntem ve sonuçların nasıl inceleneceği açık seçik yazılmalı. İstatistik yöntem çalışma bittikten sonra yapılacak bir iş değildir diyor. Önceden istatistik danışmanı ile yöntem konuşulmadı ve sizin de benzer şey, aynı şeyleri söylediğinizi belirtiyor. Evet, kendisine selamlarımı iletiyorum. Haluk hocamızın mikrofonunu açabilir misin? Kendisinin bunun dışında katkı sorusu var mıdır acaba? Haluk hocam bizi duyuyor mu acaba? Evet, Yaşar hocam hoş geldiniz. Duyuyorum ve görüyorum. Haluk hocam nasılsınız? Hakkınız sorunuz var mıdır acaba? Yok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sait hocama teşekkür ederim. Sağ olun. Selamı için de ayrıca teşekkür ederim. Görüşmek üzere hocam. Hocam yine
Aramızda 9 Eylül Üniversitesi'nden çocuk cerrahisinden Profesör Doktor Mustafa Olguner hocamız var. Kendisi acaba bizi duyuyor mu? Alaaddin hocanın mikrofonunu açabilir misin? Duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Ben duyuyorum. Sık geliyor sesiniz hocam biraz da. Şimdi nasıl? Daha iyi hocam. Gayet iyi geliyor. Sait hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisini uzun süredir görememiştim. yeniden gördüğüm için çok mutlu oldum. Sunumu için de çok teşekkür ediyorum. Sait hocam çok ayrıntılı ve güzel olarak hazırlamış. Belki işte bizim akademik yaşamımızdan kalıplaşmış bazı şeyler vardır. Genç arkadaşlara faydası olur diye bir iki cümleyle onları söyleyeyim. İyi bir makale yazmanın 3 tane önemli aşaması vardır. Bunlar revise, revise, revise'dır. Yani tekrar gözden geçirin, tekrar gözden geçirin, tekrar gözden geçirin. Mümkünse birkaç hafta ara verip o makaleyi unutup yeniden bakın. O zaman hatalarınızı daha iyi görebileceksiniz. Bu gözden geçirme aşamasında farklı bir gözle bakmak. Benim de yaptığım şeydir. Yani ben Nadas'a bırakıyorum diyorum herkese. Evet. Makaleyi Nadas'a ve çünkü bazen aynı günde haftalarda sık sık aynı makaleye baktığınızda bazı hataları görmüyorsunuz. Kesinlikle. Ancak bir gün ara verdikten tamamen unuttuktan sonra bir daha baktığınız zaman hiç görmediğiniz hatayı görebilirsiniz. Haklısınız. Evet. Bir de başka bir gözle, yani ikinci bir görüş alarak onunla gözden geçirmek iyi olabilir. Tabii burada bizim eğitim sistemimizde, öğretim üyesi yetiştirme sistemimizde bazı sıkıntılar var. Öğretim üyesi, uzmanlık öğrencisi yetiştirme sistemimiz kurumsallaştı bir miktar ama öğretim üyesi yetiştirmede bir kurumsallık söz konusu değil. Öğretim üyeleri kendi kendilerine yollarını bulmaya çalışıyorlar. Bir öğretim üyesi yetiştirme programı yok herhangi bir kurumumuzda. O nedenle burada işte Sait Hocam gibi kıdemli hocalarımıza iş düşüyor. Mentorluk yapmak, mentorluk yaparak çalışmanın başından itibaren araştırma yapanlara yol göstermek ve böylece bir programı olmasa bile, kurumsallaşmış olmasa bile bir öğretim üyesi yetiştirme programı hazırlamak en azından kendi kurumumuzda, kendi küçük çevremizde önemli gibi gözüküyor. Bunlar yapacağım benim katkılar. Çok teşekkür ediyorum tekrar kendisine. Evet, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katkınız için. Ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten şöyle bir durum var aslında. Ben 9 Eylül'e başladığım zaman hemen yardımcı oldum da direkt derse giriyorsun, ders anlatıyorsun. Yani zannediliyor ki bir asistan uzman oldu, ertesi gün öğretim görevlisi veya şey oldu, direkt ders eğitim vermesi lazım. Halbuki eğitim vermek de, yazı yazmak da, akademik çalışmak da hepsi aslında kendileri eğitime ihtiyacı var öncelikle. Ve dolayısıyla eğiticilerin eğitimi nispeten şu anda oturdu sistem ama akademisyenlik için gene bence bizim derneklerin, artık bizim nöroşirurji akademimiz var gerçi ama gene bu tür şeylere bence biraz dikkat etmesi lazım. Hocam teşekkür ederiz. İzninizle benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam bir makale yayın için gönderdiğimizde red aldıktan sonra o dergide mesela revizyondan sonra ısrarcı olmak gerekir mi yoksa başka bir yerde mi şansımızı denemeliyiz? Vallahi eleştirileri göz önüne alırsınız. Eğer güçlü eleştirilerse zaten muhtemelen o dergi kabul etmez. Şimdi bakın, Turkish Neurosurgery'ye gönderilen makalelerin ortalama bildiğim kadarıyla %40-50'si kabul ediliyor. Bu World Neurosurgery'de %30'dur. European Spine Journal'da %10'dur. Yani her derginin aşağı yukarı hani bizim bildiğimiz şeyler vardır. O zaman işinizi belki daha kolay olabilecek bir şeyde deneyebilirsiniz. Ve bu bazen çok sürpriz olabiliyor. Mesela bakın lombar kanalı tanımlayan bir nöroşirüjendir. Önce nörosürjüriye gönderiyor, kabul edilmiyor. Ama sonra
Ortopedi Dergisi'ne gönderiyor, orada yayınlanıyor. Yani her şeyi bilmek lazım. İlle zaman kaybetmek istemiyorsanız daha uygun bir yere gönderebilirsiniz. Dergi seçimi zaten baştan dikkatli olmanız gerekir ve bence daha deneyimli birilerini de sormanızda fayda var her zaman için. Teşekkür ederiz hocam. Çok fazla teşekkür var bu arada. RD eğitimini kullanınca çok faydalı olduğunu belirtmiş. Teşekkür etmiş. Bu arada isimlerinizi ve çalıştığınız kurumu paylaşırsanız daha iyi olur. Sevinç Hanım çok teşekkür etmiş. Yeşilyurt Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden, İzmir'den. Doktor Selim Bozdağ çok teşekkür etmiş. Kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirmiş. Başakşehir Şehir Hastanesi'nden Doktor Cengiz Gömlekçi çok teşekkür etmiş. Yine Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden İzmir'den Doktor Gökhan Gürkan güzel. Bunun için teşekkür etmiş. Ve bir soru yönetmiş hocam size. Introduction ve Discussion bölümlerinde ilk paragraflarda çalışmayı tanımlarken tekrara düşmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Küf noktaları sizde nelerdir demiş hocam. Ben genellikle şu anda bakın dikkat ederseniz birçok çalışma öyledir ciddi çalışmada. Discussion'da ben şöyle başlarım. Bu çalışma şunu 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 ortaya koymuştur. Önce bunu yazarım ben. Her zaman tartışmayı bu şekilde başlatırım. Yani benim bu çalışmanın verdiği mesajı 2-3 satırda hemen discussion'ın başında koyarım. Ondan sonra onun altını doldurmaya çalışırım. Yani peyderpey, işte şuna baktık, literatür bunu diyor. Buna baktık, literatür bunu diyor. Her ne kadar şöyle bir şey varsa bu konuda döne yok literatürde. Bunu mesela ilk defa biz ortaya koyduk gibisinden. Evet hocam. Yine bir kullanıcımız çok teşekkür etmiş ama ismini tam okuyamayacağım. Sibel Hanım, güzel sunumunuz için çok teşekkür ediyor. Doktor Sibel Aydın Aksu. Emre Atabey, faydalı sunumunuz için çok teşekkür ediyorum hocam diyor. Saygılarını belirtiyor. Selman Bey, özgün bir çalışma yaptığımızda sonuçlarımız literatür ile metot veya kapsam olarak birebir örtüşmeyebiliyor. Bu da tartışmayı güçleştirebiliyor. Yani bizim olgularımız ve sonuçlarımız literatürdeki benzer çalışmalardan kapsam olarak daha geniş veya daha dar olduğunda daha dar olduğunda tartışmayı yazarken farklı standartları kıyaslamak gibi olabiliyor. Bu konuda ne önerirsiniz? Teşekkür ederim demiş sunum için. Yani eğer onların sonuçları sizinkinden farklıysa siz hangi farklı çalışmanızın hangi farklılıkları buna yol açmış bunu bulmanız gerekiyor. Yani diyelim ki onlar epidural fibrozis'te kurkumini bir önceki çalışma mesela epimetilprednizolonla aynı bulmuştur. Ama siz eğer onu çok daha etkin bulduysanız diyeceksiniz ki evet biz böyle bulduk. Bunun sebebi şudur. Biz belki aynı cerrahlar yaptı. Farklılıklar yoktu. İşte belki kullandığı aletten olabilir. İşte biz tur kullandık. Onlarla kerosin kullanmış mesela. Yani bu farklılıkları yol açan nedenlerin üzerinde durmak gerekiyor. Hocam, Doktor Mahmut Çamlar, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nden çok faydalandığım bir sunum oldu diyor Sait Hocam. Teşekkür ediyor. Yapılan bir deneysel çalışma... Yani bir an önce de doçent olsun. İnşallah. Yapılan bir deneysel çalışmada çalışılan molekülün olumlu etkilerinin olmadığı sonucu çıkması makalenin kabul olasılığını ne oranda etkilemektedir diye soru soruyor. Etkilemez. Neticede o da bir sonuçtur. Yani o da bir sonuç. Her şey belki etkili olacak diye bir şey hep dünyayı kurtaracak halimiz yok. O X ajanının ne kurtarmadığını bilmek de önemlidir. Evet hocam. Doktor Alaaddin Bayrak İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden çok faydalı bir sunum olduğunu belirtmiş. Çok teşekkür etmiş. Müjdat Bey, Müjdat Büke Adana Şehir Hastanesi'nden çok teşekkür ettiğini belirtmiş. Bahri Bey, Doktor Bahri Bozgeyik, Gaziantep Şahin Bey Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden çok güzel bir paylaşım olduğunu belirtmiş. Çok teşekkür etmiş. Betül Emre Hanım, Serap Emre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden teşekkür ettiğini belirtmiş hocam.
Doktor İbrahim Halil Demir güzel sunumunuz için çok teşekkür etmiş. Gaziantep Üniversitesi'nde ortopedi ve travmatoloji biriminde çalıştım belirtmiş. Yine bir kullanıcımız Profesör Doktor Yaşar Lütfü Hocamız Ümraniye'den çok teşekkür ettiğini belirtmiş hocam. Güzide Doğan Hanım çok teşekkür etmiş. İstanbul Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatri Kliniği'nden. Yani çok enteresan değil mi? Diğer branşlardan bayağı dinleyici. Evet hocam. Doktor Barış Özener Bahçeşehir Üniversitesi'nden çok faydalı olduğunu belirtmiş sunumun. Çok teşekkür etmiş. Evet, soru varsa hocam bakıyorum, kontrol ediyorum. Doktor İsmail Sevim Bey İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden çok teşekkür etmiş sunum için. Elvin Güler Hanım, doçentlik kriterleri nedeniyle puan kaygısından dolayı çalışmada emeği geçenlerin adını yazmak yerine teşekkür edilerek isimlerini belirtmek ile ilgili düşünceleriniz nedir diye soruyor hocam. Bu çok zor bir soru. Yani bana göre kimin katkısı varsa mutlaka isminin girmesi lazım. Katkısı olmayan da yazmamak lazım. Ama maalesef kendi kurumumuzda da görüyorum. Mesela işte o diyor ki bir havuz yapalım. Sen benim ismimi yaz. Ben senin ismini yazarım. Her biri yarım çalışarak doçent olmaya çalışıyor. Maalesef sistem insanları bunlara zorluyor. Bu aslında eskiden de bir ölçüde vardı. Ama şimdi iyice böyle oldu. Mesela diyorlar ki iki tane isim koyarsak daha yüksek puan alırız. Aslında şu andaki sistem tamamıyla sakat. Şimdi bakıyorsunuz ki 10 tane, 15 tane birinci sınıf olmayan dergide yayında doçent bulunuyor. Bu ben hoşuma gitmiyor bu yani. Hocam Emrah Akçay Bey İzmir Bozyaka Hastanesi'nden değerli deneyimleriniz ve faydalı sunumunuz için çok teşekkür etmiş. Haluk hocamızın bir katkısı olmuş. Negatif sonuç sorunlu ancak bunları yayınlayan dergiler olduğunu belirtmiş. Gamze Sümer Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'nden çok teşekkür ettiğini belirtmiş. Cem Akgün Bey Şişli Etfer Hastanesi'nden teşekkür etmiş yine hocam. Neşe Keser çok güzel organizasyon ve faydalı sunum için çok teşekkür etmiş. Ellerinize sağlık demiş hocam. Gamze Sümer anket çalışmalarının metodolojisi tasarımında öneriniz olur mu diye sormuş hocam. Evet, anket aslında ben aynı zamanda etik kurulunda da görevli olduğum için ve ben eskiden anketi bu kadar önemsemiyordum ama fakat bizim ekipte Nilüfer Hoca var. Kendisi halk sağlığı doçenti, profesör de oldu herhalde. Yani anket aslında önemlidir. Anketteki sorular çok dikkatle seçilmesi gerekiyor ve yaptığınız anketi de mutlaka en azından deneyimli bir halk sağlığı uzmanının görmesinde fayda var. Çok yanlı ve yönlü olmaması lazım sorular. Çünkü bazen aynı soruyu 4 şekilde, farklı şekilde sorarsınız. Biri de evet der, öbüründe hayır der, öbüründe kararsızım der. Dolayısıyla yönlendirici olmaması gerekiyor. Gerçek düşünceyi ortaya koyması gerekiyor. Anket deyip geçmemek gerekiyor. Mutlaka bu konuda deneyimli halk sağlığı hocalarıyla birlikte anket çalışmanızı yapmasınız lazım. Hocam, Operatör Doktor İrem Şenyuva, Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim. Tuğba Akbulut, Haseki Eğitim Araştırma Dermatoloji Biriminden çok faydalı olduğunu belirtmiş hocam. Yine bir asistan doktor Büşra Gazi Üniversitesi Beyin Cerrahisi'nden makale tipleri için sizce yazar sayısı sınırlaması var mı? Örneğin olgu sunumu için ideal yazar sayısı kaç olmalı diye. Genellikle birçok dergide zaten kısıtlama var. Mesela olgu sunumu birçok dergide 3 veya 4'tür. Doğrusunu da bakarsanız bence 3'ten fazla olmaması lazım yani. Balta Limanı Kemik Hastanesi'nden Ferdirvan Bey teşekkürlerini iletmiş hocam. Operatör Doktor İrem Şenba çok faydalı bir sunum olduğunu size teşekkür ettiğini belirtmiş hocam. Mustafa hocamızın bir katkısı olmuş. Mustafa Olguner hocamızın. Amacı anlatmak açısından daha rahat olacak ise makale Türkçe yazılıp sonra İngilizceye çevrilebilir diye belirtmiş.
Haluk hocamız herkese iyi akşamlar demiş. Berk Benek, Bozcaka Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi'nden çok faydalı olduğunu belirtmiş. Çok teşekkür etmiş hocam. Kamil abi, sizin bir katkınız, bir sorunuz olacak mı acaba? Benim sorum yok da zaten her şeyi mükemmel anlattı. Senin söz vereceğin kişiler var mıydı? Unuttuğun evet. Ya da bitirmeden önce. Bunlar aramızdaydı ama şu an yok. Değil galiba. Tamam. Şimdi Sait Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bir de tabii bizim hatamız, eleştiri de aldık şey sırasında. 100 katılımcı sınırını doldurduk ve ondan sonra artmadı. Çünkü bizim Zoom üyeliğimiz 100 katılımcıya kadar. Sonrasını almıyor. Ben tahmin ediyorum ki birçok kişi dışarıda kaldı. Bunları izleyemedi. Artık bunun için ne yapacağız? Belki videoyu herkesin izlemesini sağlayabiliriz. Kaydedilen videoyu. Çünkü hakikaten şey yaptı Sayın Töze. Ortalığı dağıttı. Yani uzun süre 100 sayısında kaldık. Bizim asistanlar falan çıktı bazıları. Ben çıkayım bari daha yarayışlı olanlar girsin diye. Gene de şey olmadı. Şeyi zorladık. Hocam, katılamayanlardan çok özür diliyorum. Özel mesajla efendim? Özel mesajla sistem edenler de oldu hocam. Evet evet. Kamil, arzu edersen belki bu kadar son kısmı değil de mesela bir makale diseksiyonu oturumu da yapabiliriz. Yani 4-5 tane veya 3-4 tane makalenin olduğu bir çalışma da yapılabilir. Ama bu kadar evet. İlgilenir mi bilmiyorum açıkçası. Evet, yani şimdi Zoom toplantılarında 100'ün üstünde kişinin girebilmesi için ciddi bir ödeme yapmak gerekiyor. Tabii o kadar ekonomik durumda şey değil. Bu sunumlarda müsaade ederseniz ben zaten YouTube sayfama koyarım. İsteyen orada da seyredebilir yani. Olur, evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Yani mükemmel oldu. Diyebileceğim bir şey yok. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Mustafa Hocam, Yaşar Hocam, Haluk Berk ve diğer tüm herkese, başta tabii sen. Yani işinizi gücünüzü bırakıp buraya geldiğiniz için beğendiyseniz ne mutlu bana. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok faydalı oldu. Herkes de bunu dile getirdi. Teşekkür ediyorum herkese katılımınız için. Ekstra bir şey yoksa oturumu sonlandırıyorum abi. Tamam. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.